değerli basın mensupları hepinize iyi bir hafta ve iyi bir çalışma diliyorum. Ee, bugün dış politikayla başlayalım. Çünkü çok büyük bir tartışma var dış politika alanında bildiğiniz üzere. Tabii bir de diğer yandan ekonomi. Aslında ekonomi ne kadar batmışsa dış politikada da tam anlamıyla bir batış hikayesi var. Ee, AKP iktidarı MHP ile birlikte dış politikayı da batırmış durumda. Libyada, Kafkasya'da, Doğu Akdeniz'de, Irak'ta ve Suriye'de asker postalını diplomasi'nin önüne koyan militarist yaklaşım her tıkandığında biliyoruz ki e, diplomasiyi ve barışçıl politika tarzlarını hatırlıyor. daha doğrusu ellerinde başka bir alternatifte kalmıyor bu bağlamda. Biliyorsunuz geçen hafta genel kurula Libya tezkeresi geldi ve tezkere geçti. Hem de nasıl bir siyasal atmosferde geldi. Libya'nın geçici hükümeti ısrarla ve istikrarlı bir şekilde siyasal çözüm ve demokratik koşulların sağlanması için açıklama üstüne açıklama yapıyor ve şunu söylüyor. Libya'daki tüm yabancı güçlerin Libya'yı terk etmesini istiyoruz diyorlar. Fakat AKP nedense bu çağrıları hiçbir şekilde dikkate almıyor ve o arada tezkereyi getirip kendi oylarının çoğunluğuyla geçirdi e, genel kuruldan. Biliyorsunuz daha önce AKP iktidarı ihvancılarla iş tuttu. Trablus hükümeti vardı. Şimdi onun yerine geçici birlik hükümeti almış durumda. Ve bu tezkerenin görüşüldüğü dönemde AKP iktidarının bölgesel barışa ve istikrara dair hiçbir şey yapmadığını, yapmak istemediğini bir kez daha gördük. Diğer yandan İsveç'e, Finlandiya meselesi hala gündemdeki yerini koruyor. Türkiye, uluslararası değerlere, standartlara, hukuka uymak yerine kendi ülkesinde, terör algısını tırnak içinde söylüyorum, terör yaklaşımını dış dünyaya kabul ettirmeye çalışıyor. Şu anki hedefi işte NATO üyeliğine e, meselesinde. Şunu söylüyor İsveç ve Finlandiya'ya, demokrasinizi, hak ve özgürlüklere yaklaşımınızı, hukukunuzu, adalet anlayışınızı kabul et, şey yapın, kırpın, kesin ve e, bunların yerine bizim algımızı kabul edin diyorlar. Tabii ki İsveç'in Finlandiya'nın ya da bir Avrupa e, ülkesinin bunu kabul etmesi mümkün değil. Diğer yandan bu yaklaşım tabii ki Türkiye'yi NATO içinde de yalnızlaştırmaya devam ediyor. Bunun haricinde saray rejimi ile Suudi Arabistan yönetimi arasında Demokrasi karşıtı tüm konularda birbirlerine ne kadar benzediklerini yakından izliyoruz. İstanbul'un göbeğinde işlenen kaşıkçı cinayetinin ortaklaşa, Suudilerle ortaklaşa Nasıl Sümenaltı edildiğini ibretle ve dehşetle gözlemledik. Ne oldu? Yargının iktidarın hizmetinde olduğunu her zaman söylüyoruz. Burada bir kez daha somut bir şekilde ispatlandı. Ne yapıldı? Kaşıkçı cinayet davası paket edildi ve cinayet faillerine cinayet dosyası teslim edildi. Evet, alın. Aklayın denildi aslında. Bu da siyasi ve hukuki olarak ne kadar ilkesiz ve omurgasız olduklarını ilan etmelerinin başka bir yolu. Çok sık bir savrulma var. İlkesiz bir dış politika meselesi hepimizin aslında hayatına çok ciddi bir şekilde etki ediyor. Diğer yandan tabi yandaşlarına da zarar veriyor. Yani öyle bir hal aldı ki işte grup başkan vekilleri görevinden oldu. Neden? Geçen aylarda Armağan Çağlayan'la bir program yapmış. Armağan Çağlayan'ın formatı da çekimin yapıldığı aynı gün, aynı hafta yayınlanmıyor. Kendi gündemleri var. Bir takvim belirleniyor ve o program yayınlanıyor. Programın çekildiği dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile kavga var, savaş var. Programın yayınlandığı dönemde barışmışlar. Tabii onun haberi yok barışıldığından ve o sözleri onun görevinden alınmasına mal oldu ve off e düştü bunun da ne kadar önemli bir e, mesele olduğunu gösteriyor ve biz yandaşlara da şunu söylüyoruz bir kez daha e, sarayı da uyarıyoruz lütfen yavaş dönün yönlerinizi yavaş çevirin. Ümmetin yandaşların ve trollerin virajı sizin kadar hızlı olamıyor. İşte grup başkan vekilleri böylece görevinden oluyor. Yarın başka siyasetçiler de bu şekilde görevinden olabilir. Dış politika, iç politikada Körfez sermayesi üzerinden belirleniyor. Erdoğan'ın dış politikası dolara endeksli aslında. Sıcak paraya endeksi dersek hiç de yanılmamış oluruz. Türkiye'ye para verilsin de hiçbir ilkenin, hiçbir değerin aslında bir kıymeti harbiyesi yok. Kaşıkçı cinayetinin teslimi karşısında, faili teslimi karşısında ne kadar para aldıklarını bir açıklasınlar biz de öğrenelim. Artık AKP iktidarı biliyorsunuz satışıyla ünlü çokça satış işlemi yapıyor. Kitleri satıyor, şeker fabrikalarını satıyor, zekayı sattı, kamu arazilerini sattı, limanları satıyor. Şimdi artık mahkeme dosyalarını satıyor. Evet. Bir iktidar mahkeme dosyalarını para karşılığında satıyor. Ve bu konudaki eleştirilere, sözlere hiçbir yanıt da vermiyor. Hani her fırsatta ihracatımız artıyor diyorlar ya, aslında bir yönüyle doğru söylüyorlar. Nedir artan ihracat olarak? Brunson dosyasını satarak ihraç ettiler aslında. Şimdi Kaşıkçı dosyasını ihraç ettiler başka bir ülkeye. Hamas'ı sattılar ya. Hamas'ı en büyük dostlarından biriydi sattılar. Müslüman kardeşleri sattılar seçim kampanyasında Sisi'ye laf söyleyenler şimdi dostluk gösteriyorlar. Yine İhvan'ı da sattılar aslında elde var sıfır. Ortada bir dış politika yok. Dış politika tamamen sermaye endeksi devam ediyor. Bugünlerde e, 24 Haziran'dan beri çok önemli bir gündem var ve bizce hak edildiği şekilde tartışılmıyor. Yerli ve milli bir ikinci Çernobil vakasıyla karşı karşıyayız. Çok ciddi bir mesele. Erzincan il Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold Altın Madeninde kullanılan siyanürü taşıyan boru patladı. 21 Haziran gecesinde bu patlama yaşandı. Sabaha 5'e kadar devam etti. Vanalar kapatılmış. Ancak gece boyunca yaklaşık 20 ton siyanürlü suyun sülfürik asit ve çok sayıda zehirli kimyasal madde Fırat Nehri üzerinde bulunan İliç barajına karışmış vaziyette ve Fırat Nehri Keban Barajı'nı, Atatürk Barajı'nı, Karakaya Barajı'nı besleyen bir nehir e, vaziyet durumunda uzun süredir maden şirketlerinin çalışmaları e, biliyorsunuz faaliyetleri tartışılıyordu ve Açıkçası çevre aktivistleri bu konuda suç duyurlarında da bulundular. Ancak hala Meclis Çevre Komisyonu'ndan ilgililerden bir açıklama duymadık. İşte başsavcılığın soruşturma açtığı söyleniyor ama bir ilerleme var mı bilmiyoruz. Altın madeninin siyanür borularından birisinin kırılması ve bu siyanürün çevreye yayılması jandarma tutanağına kadar yansımış durumda. Tutanakta yer alan bilgiye göre 02.45'te patlama oldu. Sabah 5'e kadar boş araziye yaklaşık 20 metre küp siyanürlü solüsyonun aktığı da kayıt altına alındı. Birçok haber sitesinde bu var. Bu her ne kadar 20 metre küp olarak verilse de 20 tondan fazla olduğu da belirtiliyor. Erzincan valiliği bir açıklama yaptı. Valiliklerin temel görevlerinden biri biliyorsunuz aldıkları talimatlar doğrultusunda yalanlama görevi. Yani bunu tutanağa yalanladılar. Bizi hiç şaşırtmadılar. Jandarma tutanağını anlatmaya çalıştılar. Aslında 20 ton olmadığını anlatmaya çalıştılar ve gerçeği yansıtmıyor diyorlar. Şimdi bu çok önemli bir facia ve bu konuda derhal gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Akkuyu nükleer santralinde de aynı tehlikeleri ileride maalesef konuşuyor olacağız. Bunları konuşmamak için bu ikinci Çernobil vakası olarak e, yüz yüze kaldığımız meselede nelerin bizi beklediğini bilmemiz lazım. Kanser vakalarının artışı, çocukların solunum yollarındaki hastalık yaygınlaşmış durumda şimdiden ve AKP ülkeye artık nefes de aldırmıyor hakikaten. Siyasi iklimi nasıl zehirledilerse atmosferi de zehirliyorlar ve bu konuda kolaylık sağlıyorlar. Hala ciddiye aldıklarına dair bir emare görmedik. Biz çevre komisyonumuzla da görüştük. Gerekli girişimlerde bulunacak. Çünkü tarım arazilerinin de diğer yandan etkilenmesi söz konusu ve valiliğin yalanlamasına Türkiye yurttaşları inanmasın.